Sevgili seyirciler merhaba. Efendim İslamiyet'te insanların birbirleriyle olan münasebetleri, erkek ve kadın ilişkileri, aile hayatının düzeni konusunda son derece hassas çok ciddi bir takım tedbirler öngörülmüştür. İslamiyet insanların huzur içinde yaşamasını, gerçek manada mutluluğa ermesini istiyor. Bu bakımdan da insanlar arasında problem olabilecek insanlara maddi ve manevi herhangi bir sıkıntı kaynağı teşkil edebilecek konularda onların dikkatini çekmiş onları insanları tedbirli olmaya davet etmiştir. İslamiyetin öngördüğü insanlara telkin ettiği, tavsiye ettiği yollar bazıları tarafından belki de Canım bunun da yeri var mıydı insanlar için dini bir telkin ve nasihat olarak gibi değerlendirilebilir ama kesinlikle insanlar gerçekçi rasyonel olma durumunda. Hayatın bütün gerçekleriyle insanlar yüz yüze gelecekleri için bazen bazı konularda bazı insanlar tarafından belki de mahrem olarak değerlendirilen ve bunların tartışma konusu yapılarak gündeme getirilmesinin doğru olmadığı iddiasının ortaya atıldığı da olabilir ama bunlar doğru değil. Bugün modern tıbbın içinde mesela jinekoloji diye bir bilim dalının bulunmuş olmasını kim yadırgar? Böyle bir bilim dalı olmasaydı bir takım sağlık problemlerinin insanların sağlığını sıhhatini ilgilendiren bir takım patolojik meselelerin çözümü nasıl mümkün olabilirdi? Onun için gerek operasyona dayalı, gerekse teşhise dayalı birçok konularda insanlar kendi hayatlarını, selametlerini, esenliklerini ilgilendiren konularla ilgili olarak bilgi sahibi olmak mecburiyetindedirler. Gerek insanın psikolojik hayatı, bedeni selameti, afiyeti, sağlığı Gerekse sosyal düzenin mükemmel bir şekilde işleyebilmesi için insanların bazı hususlara, bazı önemli noktalara dikkat etmeleri gerekiyor. İşte İslamiyette Cenab-ı Hak müminlerin, Müslümanların sordukları sorulara cevap mahiyetinde onlara yol gösterirken aynı zamanda bu gibi konuların sosyal dengesini insanların hijyenik ve sağlık açılarından dikkat etmeleri gereken noktaları onlara bildirmiş ve insanlar için faydalı olan yolun ne olduğunu, takip etmeleri icap eden metodun, yöntemin nasıl olması icap ettiğini onlara göstermiştir Cenab-ı Hak. Bu bakımdan İslamiyet'in hükümlerini iyi değerlendirmek, Kur'an-ı Kerim'de bu mevzularda yapılan uyarıları bu açıdan büyük bir dikkatle ve büyük bir hassasiyetle takip etmek icab eder. Bakın şimdi ayet-i kerimede yine önemli bir konu gündeme getirilmiş. Peygamber Efendimiz zamanında da müminlerin, müslümanların zihinlerine, akıllarına, gönüllerine takılan bir problem, bir soru var. Acaba, e, af buyurun, kadınların mazeretli hallerinde bulundukları zaman onlarla olan ilişki ve münasebetler nasıl olacak? Aile hayatını ne ölçüde etkileyecek? Bazı insanlar, bazı toplumlar bu konuda biraz ifrata kaçarak meseleyi abartıp büyütüyorlar ve dolayısıyla bir takım engelleyici hatta kadının haysiyetini kırıcı onur kırıcı bir takım davranışlara tevessül ediyorlardı. Mesela kadının adet halinde affedersiniz bulunduğu sıralarda onunla beraber oturup kalkmayı, oturup yemek yemeyi, aynı mecliste bulunmayı, aynı odayı, aynı mekanı, aynı ortamı paylaşmayı kesinlikle istemiyorlardı. Mesela Yahudilerde böyle bir adet, böyle bir gelenek gelişmişti. Yerleşmişti. Hristiyanlar ise bu konuyu hiç sağlık ve hijyen açısından zerre kadar kale almıyorlar o günkü Hristiyanlar ve dolayısıyla meseleye daha daha önemsiz bir tavır içinde öyle o meseleyi herhangi bir şekilde e, kale almayan bir davranışla ona yaklaşıyorlar ve bu suretle meseleyi küçümsüyorlardı hiç önem vermiyorlardı. İşte bu ikisinin ortasında ifrat ile tefrit eski tabiriyle çok aşırı ekstrem uçlar arasında mutedil olan orta yolun ne olduğunu İslamiyet Kur'an-ı Kerim müminlere inanmış insanlara bildiriyordu ayet-i kerimede. Bakın ayet-i kerime şöyle. Amin şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yeselunuke anil mahid. قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم أركك Ve kadın ailenin, toplumun vazgeçilmez birer unsurunu teşkil ediyor. Aile de insan toplumu da ne erkek ne de kadın herhangi bunlardan herhangi birisini feda etmek suretiyle gözden çıkarmak suretiyle varlığını mevcudiyetini devam ettiremez. Her ikisi de birbirine muhtaç olarak yaratılmıştır. Bu bakımdan herhangi bir şekilde birisine fazlaca bir ağırlık vererek diğerini istihfaf etmek, küçümseyerek onun önemini düşürecek bir takım değerlendirmelere tevessül etmek, teşebbüs etmek hiçbir zaman doğru değil. Ama vaka neyse, gerçekler, realiteler neyse onu da olduğu gibi kabul etmek icap eder rasyonel hareket etmek icap eder. Bu konuda duygusallığa yer yoktur. İnsanlar bir takım aşırı ve fanatik davranış ve tutumlar içerisinde hareket ederlerse gerçeklerden uzaklaşır. Vakayı, olanı, olması gerekeni tamamen ters yüz edebilirler. Bu bakımdan ortada bir vaka, bir gerçek var aile hayatı içerisinde kadın erkek münasebetleri, karı koca münasebetlerinde insanların huzur ve saadetini ilgilendiren, aile geçimini hüsnü muaşeret dediğimiz insanların birbirleriyle büyük bir anlayış, sevgi ve ülfet içinde hayatlarını devam ettirme statüsünü sürdürebilmek için bazı gerçeklerin çok iyi tespit edilip bunların icaplarına uymak lazım. İşte İslamiyet'te böyle bir hadise, böyle bir had fizyolojik olarak cenab Hak kadınlarda erkeklerden farklı olarak üremenin, tenasülün, insan neslinin devamının önemli bir şartı ve gereği mahiyetinde bir mekanizma, bir anatomik özellik yaratmış Cenab-ı Hak. Dolayısıyla kadınlarda çoğalmayı temin edecek yumurtalıkların faaliyetleri dolayısıyla e, ayın belli günlerinde kendisinin vücudunda bir fizyolojik değişme, bir kanama meydana geliyor. Buna e, hukuk dilinde şer'i ve dini terim olarak hayız tabir ediliyor. Bu hanımlar arasında affedersiniz. Adet görme regil de deniliyor buna. Muntazam ve hesaplı ritmik bir takım öyle düzenli bir sistem içerisinde cereyan ettiği için adeta Fransa'daki regil kaide manasına gelen, kural manasına gelen kelimeden hareketle buna kurallara uygun nizami bir e, oluşum ifade ettiği için bu şekilde de e, tabir ediliyor. İşte bu hadise erkeklerden farklı olarak sadece kadınlarda meydana gelen bir hadise. Bu gibi durumlarda tabii kadınların gerek biyolojik, fizyolojik özellikleri, gerekse psikolojik yapılarında ister istemez bir değişme, bir bir fevkaladelik hasıl oluyor. Bu fevkaladeliğin tabii hassasiyetle, anlayışla e, geçiştirilmesi ve idare edilmesi bu konunun herhangi bir gerilime, bir sürtüşmeye, herhangi bir memnuniyetsizlik ve tatsızlığa yol açmaması icap ediyor. Ayrıca sağlık açısından da, hijyenik açıdan da bu konuda yine onların bu içinde bulundukları e, önemli, sıradan olmayan ve hakikaten onlar için ciddiyet ifade eden bu hal ve durum dolayısıyla... Onlara ayrı bir statü, bir kolaylık tanınması icap ediyor. İşte onun için bakın burada Cenab-ı Hak buyuruyor ki sana kadınların adet görmelerinden, onların regil hallerinden, hayızlarından soruyorlar. O durumda nasıl hareket edilmesi icap ettiği konusuyla ilgili sana sual ediyorlar, soruyorlar. Buyuruyor ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz'e. Cevap olarak Cenab-ı Hak diyor ki Kul huve ezen fe'tezilun nisaa e fil mahidi O bir sıkıntılı durumdur. Gerek kadın için gerekse onunla e, aynı ortamı paylaşmak isteyen herhangi bir onun yakını için gerçekten normali ee, düzenli hayatın dışında meydana gelen bir durumdur fevkalade bir durumdur o bir sıkıntılı durumdur fe'tezilun nise fil mahid hayız halindeyken kadınlarla herhangi bir şekilde normal olarak cinsel ilişkilerinizi o zaman kesin onlardan bu konuda uzaklaşın peygamber efendimiz bakın ayet-i kerimelerin tefsiri konusunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin açıklamalarını eğer nazara dikkate almasak, göz önünde bulundurmasak, aynen Yahudilerin anladıkları gibi, onların uyguladıkları gibi yanlış ve ifrata, aşırılığa kaçan bir tutum ve davranışı biz de benimsemiş oluruz. Yani kadınlardan uzaklaşın, ayrılın. itizal demek tamamen ayrılma, kenara çekilmek manasına geliyor aslında itizali manası o. Yani onları bir kenarda bırakmak ve onlarla bütün ilişkisini kesmek. Hayır peygamberimiz bu konuda açıklamada bulunmuş. Onlarla siz cinsel manada affedersiniz ilişkilerinizi dondurun. Onlarla bu konuda herhangi bir ilişkiye girmeyin demiş. Yoksa sosyal olarak, aile hayatı olarak onlarla beraber oturup kalkma, sohbet etme, aynı evi, aynı odayı paylaşma, aynı yerde bulunma, beraber yiyip içme gibi şeylerde kesinlikle onları terk etmek, onları aşağılamak gibi bir durum söz konusu değil. Peygamber Efendimiz bunu gayet açık ve net olarak ortaya koymuş. Ya işte demek ki kadınlardan kadınlardan ayrılmanın manası yani onlardan uzaklaşmanın manası onlarla olan cinsi ilişkilerimizi belli bir süre dondurmak. Ben, ne zamana kadar? Ve la takrabuhunne hatta ne? Onlar temizleninceye, yıkanıncaya o içinde bulundukları durumdan o arızi gelip geçici o kendilerinde meydana gelen fizyolojik değişiklikten kurtulup hayatları normal düzenine dönünce ve bundan dolayı da o halin meydana getirdiği maddi ve manevi bir takım kirlerden tamamen arın, arınıncaya kadar arındıkla, arındıkları takdirde kendilerine yaklaşabilir. Onlarla olan ailevi münasebetinizi, karı koca ilişkilerinizi devam ettirebilirsiniz. Bakın, velâ takrabuhun ne? Onlara yaklaşmayınız. Hatta yatun. Yaklaşmaktan kasıt burada yine onlarla olan cinsel ilişkileri sürdürmek manasına. Temizlenince yani gusledinceye kadar. Burada tabi temizlenmekten kastın gusül olduğunu, gusülden sonra yaklaşmak icap ettiği veyahut da temizlendikten o özür ortadan kalktıktan sonra gusül abdesti olmadan da kendileriyle herhangi bir yakınlık peyda edip edilmeyeceği konusu mezhepler arasında tartışma konusu olmuştur. Bir iştihat mevzu şafi Şafii mezhebinde ee, bu konuda gusülden önce herhangi bir şekilde yaklaşma söz konusu olamayacağı belirtilirken Hanefi Mesih bu mevzuda biraz daha müsamahakar davranmış. Bizim mensubu bulunduğumuz Hanefiler ve dolayısıyla onlar demişlerdir ki temizlendikten sonra problem kalmaz demişlerdir. Fe <laughs> izâ Güzelce temizlendikleri zaman fe'tûhunne min hayisu emarakumullah Allahü Teala'nın emrettiği şekilde, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği tarzda kendileriyle olan münasebetlerinizi, ilişkilerinizi devam ettirin. Ya. İnna Allaha yuhibbu ve yuhibbul mutatahhirin. Bakın İslamiyette hakikaten insanların hem beden hem de ruh temizliği çok önemli. İnsanlar niyet bakımından imanlarının, inançlarının, teslimiyetlerinin gereği olarak Allah emrine itibar etme, kıymet verme noktasından büyük bir sadakat ve ihlas içinde olacaklar. Cenab-ı Hakk'ın emrini kesinlikle herhangi bir şekilde göz ardı etmek gibi bir cüretin içine girmeyecekler. Ya. Ayrıca Maddi olarak da İslamiyet insanlara zarar verecek, sağlık açısından problem çıkaracak, her türlü ağrısı durumdan kendilerini sıyırıp, e, uzaklaştırıp, fevkalade esenlikli, salim bir ortama kavuşmak için gayret gösterecekler. Fizâ tetahherme. Tetahhur aslında öyle temizlikte biraz da aşırı gitmek. Yani titiz davranmak. Güzelce temizlenmek yani. Olabildiğince öyle gelişi güzel, baştan savma değil. Güzelce hakkını vererek temizlenmek. Temizliğin bütün icaplarına, inceliklerine dikkat etmek. İslamiyet ne kadar güzel. İnsanlar hakikaten her şeyin, sağlığın, sıhhatin ve insan huzurunun vazgeçilmez bir şartı ve unsuru olarak görülen, temizliğe eğer baştan itibaren dikkat etmiş olsalar, herhangi bir şekilde bir enfeksiyon, herhangi bir kontaminasyon, bir bulaşma, bir sirayet, bir bulaşıcı hastalıklarla tanışma gibi tehlikelerden her zaman için uzak kalırlar. Her zaman hijyenik şartlara riayet ederler de. Temizliğin gereklerini tam olarak yerine getirirlerse, bakın ayet-i kerimede belirtildiği gibi, yani onlar bu konuda tam bir esenliğe, tam bir salaha ermiş olurlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Val, bu tevabine. Cenab-ı Hak günahlarından, isyanından, gafletinden çok çok tevbe eden, gönlündeki ruhundaki pislikleri, kirleri arındıran, manen iş dünyasını temizleyen insanları sever. Tevbe eden yani kötülüklerden rucu ederek Allah'ın rızasına dönen, Allah'ın mağfiretini isteyen, bağışlanma yolunda büyük bir azim ve gayret gösteren kimseleri bu konuda tevvab, çok çok tevbe eden manasına. İnne Allahe yuhibbut tevvabine ve yuhibbul mütetahhirin. Güzelce temizlenenleri de temizliği kendilerine şiar edilenleri de Allahü Teala sever. Demek ki temiz insanlardan, temiz giyinen, vücudunun bulunduğu ortamın temizliğine dikkat eden, insanlarla temiz ilişkiler içinde olan ve herhangi bir iğrenç, tiksindirici durumdan kendisini devamlı koruyarak, devamlı surette Allah'ın rızasına talip olmanın azim ve gayreti içinde bulunan kimseleri Allah sever ve yuhibbul mütazahirin. Temizlenmeyi, temizlenmeyi kendisine görev edinen kimseler de sever. Cenab-ı Hak. Nisa'ukum harsun lekum. Hanımlarınız sizin için tenasül ve çoğalmayı neslinizin devamını sağlayan önemli vasıtalardır. Erkek de kadın da insan neslinin devamı için vazgeçilmez. Birbirinden ayrılmaz parçalardır. Birbirimizin, birbirinin eski tabiriyle lazımı gayrı mütefarikıdır. Yani birbirinden ayrılmaz parçalarıdır bunlar. Biri olmazsa diğeri de olmaz. Hikmeti vücudu, birinin hikmeti vücudu diğerinin varlığına bağlıdır. Onun için onları tek olarak düşünmek mümkün değil. Ve bu konuda da daima değerlendirmeleri öyle tek taraflı yürütmek, bazılarının yaptıkları gibi sadece birinin hakkını savunuyorum diye diğerini tamamen göz ardı etmek hiçbir zaman mümkün değil. Bu konuda gerçekçi hareket etmek lazım. Hars aslında tarla manasına geliyor. Burada bir teşbih yapılmış. Allahü Teala sizin çoluk çocuğunuzu neslinizi devam ettirme konusunda Allahü Teala'nın size bahşettiği bir imkandır hanımlarınız. Tu harsekum en Nereden ve nasıl isterseniz hanımlarınızla o şekilde ilişkide bulunuz. Ve kaddimu li enfusikum. Siz hanımlarınızla olan münasebetlerinizde, ilişkilerinizde kendi menfaatinize, geleceğinize, Uhrevi olarak ebedi saadetinize en uygun şeyleri daima ön planda mutala ederek bunun gayreti içinde olunuz. Yani yaptığınız işleri sadece bir zevk, bir lezzet, bir hedonist e, gaye içinde yürütmeyin. Ben kendi keyfime, kendi hazıma, kendi lezzetime bakarım. Bunu elde etmek benim için hedeftir diye düşünmeyin. Allahü u Teala'nın ihsan ettiği nimetlerden faydalanırken bu nimetlerin ötesinde ebedi saadetiniz ve geleceğinizle ilgili bir takım hazırlıkların halis niyeti içinde olun. Yani siz yaptığınız işleri ileriye yönelik Allah'ın rızasını size kazandıracak güzel niyetlerle bezeyin, süsleyin. Ya ve kaddimu takdim etmek öne almak demek li enfusikum yani kendi menfaatiniz nefisleriniz için faydalı olan şeylere öncelik tanıyın ve tekullah Allah'tan korkun Allah'ın rızasına onun emirlerine uygun hareket edin onun men ettiği yasakladığı şeylerden olabildiğince uzaklaşmaya bakın وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا Ya bakın işte esas murakabe şuuru burada. İyi bilmiş olunuz ki siz onun huzuruna çıkacak, onun karşısında hesap vereceksiniz. Onunla karşılaşacaksınız. Ya i̇nsanlar için en önemli, insanlar için en ciddi uyarı bu. İnsan başı boş değil. Bütün bu yaptıklarından bütün bu hareket tarzlarından hesap vermek üzere bir gün huzur ilahiye çıkacak insan. allah Teala'nın karşısında bütün yaptıklarının hesabını verecek. Bunu düşünmek var ya işte insanları gerçek ve ciddi manada kendini toparlamaya, gerçek ve ciddi manada vazifesinin idrakine sevk eder insanları. Büyük bir olgunluk içinde her türlü vurdum duymazlıktan, neme lazımcılıktan uzak bir uyanıklık içinde insan hedefine doğru kendisini konsantre eder. Hedefine doğru teksif eder, yoğunlaştırır bütün faaliyet ve niyetlerini. Onun için bu çok önemli bakın. Ve'lemû iyi biliniz ki ennekum mülâkû siz onun huzuruna çıkacaksınız, ona kavuşacaksınız. Ya. Ve beşşiril müminin müminlere müjdele, onlara tebşiratta bulun. Onları bu güzel, bu akıllıca, bu ne yaptığını bilen insanın şuuru içinde yürütülen güzel amellerinden ve halis niyetlerinden dolayı onlara akıbetlerinin çok güzel olduğunu haber ver. Tebşir ne kadar güzel ya. Ve beşiril müminin müminlere tebşir et, müjdele. Onlar gerçekten bahtiyar insanlardır, bunu onlara haber ver. Bu da işin tabiatıyla en güzel şevk ve iştiyak tarafı. Müminleri gerçekten hem dünyada hem de ahirette hakiki manada mesut ve bahtiyar edecek güzel haber işte bu. Müminlerin tebşirata ilahi müjdeye layık olmaları. Çok